ip misina veya ipek misina veya örgülü misinaların karışma problemi. Makineniz ip kullanmaya uygun mu değil mi? Bu yeni makinelerde pek sıkıntı yaratan bir konu değil ama eskiden kullandığınız eski makinelerin hepsi ip misinaya uygun değil. Makara kısımları ona uygun yapıda yapılmamış. Yeni bir makine aldıysanız %99 böyle bir sıkıntınız olmaz. Makineyi aldık. Öncelikle dikkat etmemiz gereken makinede sarımı sıkı yapmamız lazım arkadaşlar. Sarmadan önce mutlaka şu kalamayı sonuna kadar sıkın. İyice sıkılmış olsun. Öyle sarın. Sardırırken gerdirerek sardırın. Gevşek gelmesin ip. Sonra ipi en üst seviyeye kadar sarmayın arkadaşlar. Şöyle en azından 1 milim, 1,5 milim makaranın büyüklüğüne, makinenin büyüklüğüne göre boşluk kalsın. Avda dikkat edilecek şeyler neler? Kullandığınız sahtenin ipin kalınlığıyla uygun olması lazım arkadaşlar. LRF yapıyorsun, light spin yapıyorsun. 3 gram, 5 gram, 10 gram maket balık olur, jig olur, silikon olur fark etmez kullanıyorsun. Ama velakin makinede 0.16, 0.18 yani kalın bir ip var. Bu karışmaya davetiye çıkarmak demektir. Mutlaka uyumu yakalamak lazım. İşte 10-12 gramlığa kadar işte 0.8, 0.10 kullanabilirsiniz. 30 grama kadar 0.12-14 kullanabilirsiniz. 30 gram ve üstünde veya 25 gram ve üstünde de olabilir. 0.16 kullanabilirsiniz gibi. Yani kalın iple ağır sahteler kullanmanız lazım. Çünkü attığınız zaman o hafif olduğu için arkasından rahat rahat ipi çekemez. Sonuçta bu iplerin de bir ağırlığı var. Rahat rahat çekemez. Gevşek kalır ve o arada dolaşmalara sebebiyet verir. Biz bu dolaşmalara kuş gözü diyoruz ama yabancılar buna rüzgar düğümü diyor. Ağırlıklı olarak genel olarak rüzgarın etkilerinden karışıyor. Rüzgar karşıdan eserken attığımız zaman sert bir rüzgarsa öyle hafif rüzgarlarda çok önemli olmayabilir ama sert rüzgarlara karşı attığımızda karşıdan gelen rüzgar maketin rahat rahat ilerlemesini engelleyecektir ve arkasındaki ip gevşek kalacaktır. O aralarda işte kuş gözü veya rüzgar düğümü olabilir. Hafif sahteleri karşıdan esen sert rüzgarlarda kullanmamaya çalışın. Çok abanmayın arkadaşlar atarken kamışa makineye. Abanarak salladığınız zaman çok daha uzağa gidecek diye bir durum yok. Orada bir denge yakalamanız lazım. Dengeli bir şekilde attığınızda çok fazla güç sarf etmeden uzağa atabileceğinizi görürsünüz. İpi özellikle atış sırasında arkadaşlar çok fazla serbest bırakmayın. Elinizle kontrol altında tutun. Kontrol sizde olsun. İpin kontrolü, makinenin kontrolü sizde olsun. Çok gevşeklik kilit noktası. Sararken gevşek sarmayın. Atış çekişlerde gevşek sarmayın. Mutlaka ipin gerginliğini kontrol altında tutun. Gergin olsun arkadaşlar. İpi kullandıkça mutlaka yıkayın, temizleyin. Eğer sizlerin de konuyla ilgili bilgileri varsa aşağıya yorumlara atabilirsiniz. Yeni sorular da varsa onları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hepinize rast gelsin.